Phantom Liberty çıkacağı için Cyberpunk'a geri döndüm ve bir aydan uzun bir süredir oynuyorum. Oyun çok hatalı ve hala bunları barındırıyor olsa da güzel bir oyun ya. Ve şimdi CD Projekt Red bu oyuna yeni bir güncelleme getirdi. 2.0 güncellemesi. Bu video 2.0 güncellemesiyle geçirdiğim bir hafta ile çıktığı zamanki oynayışım ve son bir aylık deneyimlerimi kıyaslamam üzerine gidecek. Biraz da 26'sına çıkan ve sadece 2,5 saat oynayabildiğim Phantom Liberty DLC'sinden bahsedeceğim. Biraz diyorum çünkü DLC'ye özel daha detaylı bahsettiğim yeni bir videoyu haftaya yapacağım. O zaman bu videoya geçiyorum. İlk giriş deneyimi. Bu bir aylık süreçte oyundaki her şeyi yapıp son görevde bırakmıştım. Önce bıraktığım yerden oyunu bitirmek ve sonra yeni bir karakter ile tekrar başlayıp tekrar bitirmek istedim. Çünkü yeniden başlarsam gelen tüm değişiklikleri ve oyuna etkilerini daha iyi görürüm diye düşündüm. Bitirmek için oyunu açtığımda gözüme birkaç şey çarptı. İlkiyle oyuna girer girmez karşılaşıyorsunuz. Hat. Hadı değiştirmişler. Arama yapma ve araç çağırma kısımlarını sola almışlar. Sandevisten veya boğduran gibi isimler netikleri hada görünür şekilde eklemişler. Bu değişiklik yeni hatla ilgili en çok beğendiğim şey olabilir. Önceden Sandevistan veya sinaptik hızlandırıcı aynı anda devreye girdiler mi? sandviçten tuhaf bir şekilde kapanıyordu. Ayrıca savaş sırasında can altında biraz gözükmesi zordu. Burada görünür olması çok daha iyi olmuş. Had ile ilgili beğendiğim ikinci şey kesinlikle arama ekranı olur. Arama ekranında önceden de mesajlara cevap veriliyordu ama vereceğiniz cevap uzunsa ki bazen paragraf bile yazabiliyordunuz tamamını okuyamıyordunuz. Bundan dolayı ya menüyü açıp oradan mesajlara gidecektiniz ya da başını okuyup gönderecektiniz. Bazen vereceğiniz cevaplar birden çok olabiliyor sizin de aralarında seçim yapmanız gerekiyor. Sizin verdiğiniz cevaba göre de karşıdan cevap geliyor. Şimdi başını okuyup devamını okumadan cevap gönderdiniz. Cevabı gönderdiğinizde mesajın tamamını okuyabiliyorsunuz. Okuduktan sonra bir bakmışsınız o an olmayacak veya istemediğiniz sürede bir cevap göndermişsiniz. Önceden böyle durumlarla karşılaştım oldu. Ama artık böyle sıkıntılar olmayacak. Çünkü menü panelinden mesajları tamamen kaldırıp arama ekranıyla birleştirmişler. Bakın. Bu sandevistanda da, mesajlar da, bunlar küçük detaylar olabilir. Ama 60 saatlik, 50 saatlik uzun süreli oynayışlarınızda fark yaratıyorlar. 50 saat sonra her bir mesaj için menüyü açmak istemeyeceksiniz. Oyuna devam ederken gözüme kıyafetlerim takıldı. Önceden kıyafetler, zırh gibi değerler sunduklarından dolayı daha iyi kıyafetler giymek istediğinizde tuhaf tuhaf tiplere biriniyordunuz. Bu durumu çözmek içinse 1.6 güncellemesi içinde Dying Light 2 gibi oyunların da yaptığı transmog yani dönüştürme sistemini getirdiler. Siz sahip olduğunuz kıyafetleri apartmanınızda ayarlayıp seçiyordunuz ve üstünüze ne giyilik olursa olsun o seçtiğiniz kıyafetler gözüküyordu. E kıyafetler artık tamamıyla kozmetikten ibaret. E bu yüzden üstüme giydiğim çer çıkarıp yerlerine güzel bir şeyler takabilirim. Bu durumda bu değiştirme sistemi biraz gereksizleşti gibi ama yine de seçenek olarak var olması güzel. Sonuç olarak oyun boyunca aldığınız tüm kıyafetler envanterde tutamayız. Ağırlık yapıyor. Neyse alışkanlıktan kıyafetlerimi seçmek için apartmana gittiğimde beni içeride Johnny karşıladı. Ona özel yeni diyalog eklemişler. Bunu buraya koyup videoyu daha da uzatıp sıkmak istemiyorum. Ayrı bir video olarak çoktan attım. Sağ yukarıdan izleyebilirsiniz. Sonuç olarak oyunu bıraktığım yerden bitirdim. Ya arkadaşlar Biliyorum videonun başında da dedim ama Cyberpunk güzel oyun ya. Hatalarına, eksikliklerine rağmen güzel oyun ya. Özellikle sonu çok vurucu be. Bitirdikten sonra yeni save için menüye döndüm ve yeni karakterimi yarattım. 13 saat sonra. Normalde oynadığımdan farklı bir build ile yeniden başladım. Şu an 13. saatimdeyim ve deneyimlediğim kadarıyla 2.0 güncellemesindeki değişiklikleri sizlere aktaracağım. Sağlık, bomba, stamina. Sağlık, bomba ve stamina sistemleri baştan değişti. Sağlık ve bombalar önceden çok fazla birikiyordu. Hem kullanım sınırı yoktu hem de herhangi bir bekleme süresi olmadan kullanabiliyordunuz. Bu durumda sizi hem ölümsüz hem de çok overpowered yapıyordu. Artık bombalar ve sağlık itemlerinin sayı sınırı var ve bu sınırdan sonra kullanmadan önce bekleme süresine giriyor. Stamina ise savaş dışında koşma, kayma ve atlama gibi eylemlerde tükenmiyor. Ancak menzilli silahlarda ateş ederken veya yakın dövüş silahlarıyla saldırırken tükeniyor. Artı olarak Staminin yetenek ağacından geliştirilmiyor. Önceden vücuda verdiğiniz nitelik puanları enerji barını arttırırdı. Enerji kendi başına geliştirilmiyor ama siz kullandığınız hareket veya silah üzerinden enerji harcama maliyetinizi azaltabiliyorsunuz. Öyle yapmışlar. Yani özetle artık overpowered değilsiniz ve bunlara dikkat ederek daha dikkatli oynamanız gerek. Johnny değişmiş. Normalde bunu son görevi oynarken fark etmiştim ama sondan spoiler vermemek için orada bahsetmeyeyim dedim. Johnny Silverhand görselliğini Keanu Reeves'dan alıyor ama önceden baktığınızda tam olarak Keanu Reeves gibi değildi. Çok büyük ihtimalle gözleriyle alakalı Adamlar gözlerini düzeltince şöyle bir baktığınızda ya Keanu Reeves harbiden yanımda diyorsunuz. Yeni polis sistemi. Polis sistemi de baştan değişen bir sistem. Polisler artık sokaklarda baya baya devreye geziyorlar. Üstüne GTA'nın bundan 10 yıl önce getirdiği yıldız sistemine geçmişler. İlla bir kıyaslama yapmam gerekirse Cyberpunk'ınki daha gelişmiş bir sistem. Klasik olarak bir suç işlerseniz polisler peşinize düşüyor. Haricada görüş alanlarını artık görebiliyorsunuz. Yıldız seviyesi yükseldikçe daha çok polis ve zırhlı araçlar geliyor. Son seviyede de artık Maxtek gibi geliyor. Ve mextekler harbiden başavcılar. Onlar gelene kadar herkesi çerez gibi çiğnerken, onlar geldikten sonra kendimi sürekli kaçıp siper alırken veya can basarken veya sürekli sandviçten kullanırken buldum. Ki bunlar bile yetmedi. Belki bir dakika anca dayanabildim. Tabi bunlarla hiç uğraşmayıp sakin bir yerde saklanıp yıldızın gitmesini de bekleyebilirsiniz. Bunların dışında artık polisleri hızlı ek yapabiliyorsunuz. Ayrıca polisler için radyo sohbetleri eklemişler ve bayağı güzel olmuş. Farklı farklı konuşmalar eklemişler. Araç çatışması. Bu özellik belli ki oyun çıktığında olması planlanıyordu. Oyunun başında bir iki noktada hikaye gereği araba çatışmasına giriyorduk. Ama bundan sonra oyunun sonuna kadar daha hiç girmiyorduk. 2.0 ile beraber artık araba çatışması ana oyuna eklendi. E dediğim gibi normal şartlarda ana oyunda araba çatışması sadece oyunun başında vardı. Ana oyuna araba çatışma sistemini sadece polislere veya yoldaki NPC araçlara kullanmamamız için farklı çatışmalar eklemişler. İşte bölgelere özel çetelerle araba kovalamacasına gireceksiniz gibi. Yeni araçlar getirmişler. Bu araçlar veya önceki bazı arabalar taret veya roket gibi silahlar ateşleyebiliyor. Kimisinin dayanıklılığı diğerine göre daha çok olabiliyor gibi gibi. Bunun dışında araç mekaniğine yatırım yapabiliyorsunuz. Nitelik ağacında farklı klaslardan araba için yetiştirebiliyorsunuz yetenekler alabilirsiniz. Bu yetenekler çarpışma hasarı arttırma, araçların sahip olduğu silahları güçlendirme, sandevistan, kereznikov gibi nitelikleri kullanma, hareket halindeki araçlardan şekil çıkışlar yapma gibi çeşitli şeyler. Son olarak da araç tekerleri artık vurulabilir veya kesilebilir olmuş. Araç satışı. Araçlara girmişken aradan çıkartayım. Önceden bu araç mevzusu baya saçmaydı. Siz fixerlar için görevi yaptıkça yeni araçlar için mesaj gönderiyorlardı. Size dünyanın bir yerinden gidip aracı alıyordunuz. Artık tamirciler size araç mesajları göndermiyorlar. Araçların tamamını VIN'in bilgisayarındaki Fixer sayfası üzerinden görebilirsiniz. Wii'nin bilgisayarının dairesinde bulabilirsiniz. İlla araç almak için evde olmanıza gerek yok. Tamirciler veya benzin istasyonlarındaki panellerden de bu araç alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bunu çatışma kısmında bahsetmeyi unuttum. Çatışma moduna özel araba sürerken 3. ve daha geniş bir kamera açısı eklemişler. Malum çevremizdeki düşmanları daha iyi görebilmek için. Bu açıyı ekledikleri için ben kendilerine teşekkür ederim. Zaten oyunda gezerken manzaraya bakmak çok güzeldi. Bu açı sayesinde gördüğümüz manzara da zekte iki katına çıktı. Combat'taki değişiklikler. Combat özellikle büyük ölçüde değişmiş. Şunu baştan söyleyeyim, hep normal zorlukta oynamış biri olarak bazı kısımlardaki hafif zorlanmalarım dışında. Başka yerlerde zorlandığımı hatırlamıyorum. Yani Cyberpunk genel olarak normal zorlukta gayet kolay bir oyundu. Oyunda diyorum çünkü bu kombattaki değişiklikler ile öncesinden daha zor olmuş. Nelerin değiştiğine bakalım. Öncelikle düşman ağ gezerlerinin yapay zekası bayağı iyileştirilmiş. Hem çatışmada hem de gizlilikte sizi zorluyorlar. Çatışmada silah hatası veya optik körlüğü bir hacklerle sizin işinizi zorlaştırıyorlar. Gizlilikte de eğer bıraktığınız bir cesedi falan görmüşlerse yani orada olduğunuzu biliyorlarsa sizin konumunuzu açığa çıkartabiliyorlar. Bunlar engellemenin yolları var. Bir kere bu hacklerin hepsinin gerçekleşmesi süre alıyor. Siz bu süre içerisinde sizi hackleyene saldırırsanız hack bozuluyor. Adamın nerede olduğunu üzerinizdeki hackin işaretinden takip edebiliyorsunuz ama yine bu adamlar genellikle ulaşması zor yerlerde oluyorlar. Diğerlerine geçersek özellikle Brute denilen ağır abilerin canlarını arttırmışlar kimisinin 3-4 tane can katmanı var. Bunun da yine hem çatışma hem de gizlilik için sıkıntıları var. En basiti çatışmada daha zor ölüyorlar. Gizlilikte de arkadan yakalamazsanız uzaktan sıkmanız ya da fırlattığınız bıçaklara ölmeyip ortalığı velveleye verebiliyorlar. Gizlilikle alakalı olarak artık düşmanlar sizi daha iyi ve daha hızlı görüyorlar. Harika değil ama öncekine göre işleri daha zorlaştırıyor. Bunlar dışında katana, goril kolları ya da mentis bıçakları kullanıcılarının da yapay zekasını geliştirmişler. Eğer çatışmada bunlardan varsa bilin ki birazdan yanılmazsınız yanınızda olacak ve sizi öldürene kadar yanınızdan ayrılmayacaklar. Bu kullanıcıları sürekli peşinize takılmaya ve darbeleri size vurmaya odaklamışlar. Çatışmadaki net tanır yeteneklerinize de geliştirmişler. Overclock diye bir mod getirmişler ve bu mod sayesinde reminiz yetmese bile canınızı tüketerek saldırı yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca tek düşmana birden fazla ek sıraya koyarak yapabiliyorsunuz. Bunlar perk'lerle gelmiş bu arada. Oyunda her zaman yapabildiğiniz şeyler değil. Ben A AGZER üzerine oynamadığım için bunlar ne kadar etkili bilmiyorum. Belki ileride oynarsam bahsederim. Sonuç olarak artık gözünüze kestirdiğiniz bölge ki bam diye giremeyeceksiniz. Önceden böyleydi bam diye girerdin çatışıp çıkardın. Artık bam diye girerseniz ölme ihtimaliniz daha yüksek. Size oturup 10 dakika taktik kurmaya itmese de çatışmada ne yapmalıyım diye düşündürüyor. Sibernetikteki değişiklikler. Sibernetikler konusunda bir sürü yeni sibernetik gelmiş. Var olan sibernetiklerin özellikleri değişmiş. Bunların dışında önceden de olup maksimum seviyesi 4 olan sibernetiklerin artık 5. seviyeleri gelmiş. Ve bunları parçalarla geliştirebiliyorsunuz. Bu sibernetik değiştirmeye özel sahneler mevzusu gördüğüm kadarıyla yok gibi bir şey. Parça değiştirdiğinizde bu oluyor. Evet bir şey eklemişler ama yani. Kol sibernetiklerinin bildiğiniz gibi modları vardı. Elektrik, zehir, termal gibi gibi. Bu kol modlarının alımı ve kullanımı da değiştirmişler. Önceden çevredeki loot'tan veya siber kasapların ticaret kısmından alıp kendi üzerinizdeki sibernetik bölümünden yerleştirip kullanabiliyordunuz. Artık kol modları direkt ayrı olarak satılıyorlar. Elektrik mentis bıçakları, zehirli mentis bıçakları falan diye. Bunun dışında oyuna siber psycho mantığı gelmiş. Sibernetik sayfasının sağında ve sonunda iki yeni bar var. Sol tarafındaki bar siber donanım kapasitenizi sağ taraftaki bar zırh değerinizi gösteriyor. Siber donanım kapasiteniz yetmezse yeni sibernetikler taktıramıyorsunuz. Bu değeri yükseltmek için level atlatabilirsiniz. Siber donanım çipleri bulabilir veya bazı nitelikler edinebilirsiniz. Yine bu kırmızı kısmı ulaşmanız için de pergezer niteliğini açmış olmanız lazım. Bu sayede artık daha fazla sibernetik taktırabilirsiniz ama bu noktadan sonra taktırdığınız sibernetikler canınızı düşürüyor. Ayrıca sizin öfkelenme ihtimalinizi arttırıyor. Siz bu barı aşınca öldürdüğünüz her adam barı aşma seviyenize göre sizi öfke durumuna sokuyor ve bu modda fazladan hasar veriyorsunuz. Yani animesinin konusu olan Siber Saiko mantığı oyuna çıktıktan 2 yıl sonra geldi. <laughs> Bir de arkadaşlar maşallah para su gibi gidiyor. Oyuna bıraktığım yerden döndüğümde 940 bin civarı bir param vardı. Yapılacak bir şey kalmamıştı ama belki bir şeyler satarsam 1 milyon yaparım falan diyordum. Ama sibernetik sayfasını açınca aha bu kadar kaldı param. İnşallah alacak paranız vardır. Eğer yoksa açık dünya yapın, lootlayın, satın. Rahat yüksek paralara çıkarsınız. Yetenek ağacı ve nitelikler. Kazanım sayfasındaki değişikliklere gelirsek öncelikle her tür içindeki farklı klasları kaldırmışlar. Mesela önceden reflex sayfasında hem kesici silahlar hem tabancalar vardı yetenekleri azaltıp tek sayfa yapmışlar. Kendi içindeki değişikliklere gelirsek sayfa içinde büyük olan kazanımlar size önce pasif artış sonuna kadar geliştirince de yeni yetenekler sağlarken küçük olanlar sadece pasif artış sağlıyor. Mesela reflekse bu hareket önce pasif artış sağlarken sonuna kadar geliştirdiğinizde finisher atma özelliğini kazandırıyor. Aynı örnekten gidersek bitirici hareketinin sağ ve sonundakiler o hareket için pasif artışlar sağlıyor. Önceki gibi üst seviye yetenekleri almak için yine o niteliğe puan vermeniz gerekli. Aksi halde açabildikleriniz sınırlı. Bu yeni değişiklikler değişikliklerden dolayı çoğu oyuncunun bu değiştirmesi ve farklı niteliklere önem vermesi gerekecek. Şundan neredeyse eminim ki çoğu oyuncu teknik kabiliyete önem vermek zorunda kalacak. Özellikle benim gibi siber sayko kafası, mantis bıçakları, sandavisten falan takılıyorsanız teknik kabiliyet çok önem kazanmış. Yani tam istediğiniz nitelikleri bile taktıramıyorsunuz. Bunları da teknik kabiliyetteki yeni özelliklerle açıyorsunuz. Sağ olsunlar bir kereliğine özel nitelik sıfırlama getirmişler. Önceden bu yapan oyuncular yeniden yapabilsinler diye. Bu yeni değişiklikler konusunda da kafanız şundan dolayı karış Aman hangi silahın nereden geliştirildiğine bakmak için bütün yeteneklere bakacak mıyım falan filan diye. Karakter sayfasını açtığınızda niteliklerin üstüne gelin size hangi silah türünün hangisine geliştirildiği ve diğer bilgileri yazıyor. Mesela önceden tek elle tabancalar refleks sayfasında geliştirilirdi. Şimdi serin kanlılık sayfasına alınmış. Bunun gibi. Ayrıca önceden yaptığınız eyleme göre o kabiliyetiniz gelişirdi. İşte çok tabanca kullanırsanız tabanca kullanma kabiliyetiniz gelişirdi. Bu size hem pasif artış sağlardı. Kritik hasarı, vurma oranı, isabet falan gibi. Hem de yeni yetenekler alabilmeniz için kabiliyet puanı verirdi. O sistem devam ediyor ama önceki gibi kesiciler, tabancalar vesaire ayrı klaslar olmadığı için 5 niteliğe özel 5 yetenek getirmişler. Kelle avcısı, ağ gezer, shinobi, solo, mühendis. Yaptığınız eylemler burada hangi dala aitse o dal gelişiyor. Aksi durumları var tabi. Yanlış hatırlamıyorsam önceden 12 yetenek dalı vardı ama maksimum seviyeleri 20 idi. Şimdi yetenek dalı sayısı 5'e düşmüş ama maksimum seviyeleri 60 olmuş. Herhangi bir eksiklik ya da fark yaratacağını düşünmüyorum. Ekstra olarak önceden seviye 20 olduğunda o dala ait bir yeteneği açabiliyorduk. Yine 60 olunca o tarz bir yetenek açılıyor. Burayı da özetlersek nitelikler artık daha buit ve sibernetikler üzerine. Size çok yüksek avantajlar sağlamıyorlar. Sizin doğru kombinasyonları beraber kullanmanız gerekli. Ekstra küçük değişiklikler. Daha küçük çapta çok değişiklik var. Ben de bunların arasında önemli olduğunu düşündüm. Birkaçını özet şeklinde sıralayacağım. Silahların ilk kuşanma animasyonunu artık herhangi bir zamanda tetikleyebilirsiniz. PC'de B tuşuna basılı tutarak veya Alt tuşuna iki kez dokununca çıkıyor. Oyuna sis bombaları eklendi. Oyuna termal katana eklendi. Buranın altına çiziyorum. Çünkü bunun üstüne konuşacağım. Bu katanayı daha oyun çıkmadan önceki reklamlarda gösteriyorlardı. Katananın oyun ne gelmesi çıkışından 2 yıl sonra oldu. PES. Altı patlarlara susturucu ekleme seçeneği kalktı. V'nin dairesindeki Zula duvarı tüm ikonik silahları gösterecek şekilde genişledi. Trafik yapay zekası iyileştirildi. Araç sürüşü iyileştirildi. Artık tüm NPC'ler seviyenize göre ölçekleniyor. Düşmanın zorluğu artık Night City'nin hangi bölgesinde olduğunuza bağlı değil. Akıllı silahların hasarı azaltıldı. Önceden bu akıllı silahlar çok kuvvetliydi. Düşünmeleri iyi olmuş. Ayrıca artık akıllı silahlara özel yetenekler var. Loot artık seviyenize göre ölçekleniyor. Satıcı stok seviyenize göre artıyor ve yeni bir seviyeye ulaştığınızda genişliyor. Night nice City'yi keşfedebilecek daha fazla detay eklemişler. Radyo ile ilgili bayağı bir şey eklemişler. Growl FM, CD Projekt Red topluluğu tarafından oluşturulan şarkıları içeri. DJ Ash denen karakteri de Sasha Grey seslendiriyor. Impus, Idris Elba'nın remixlediği tamamen yeni bir şarkı setini içeriyor. Star'da elektronik müzik çalıyor. Sizi bilemem ama bu oyunun radyo müzikleri çok güzel. Radyo ile ilgili değişiklik yapıldı mı takip edeceğim tek oyun olabilir. Anlatacağım ekstra küçük detaylar bu kadar kadardı. 2.0 hakkındaki düşüncem. Gelen değişikliklerle alakalı öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çoğu değişiklik bazı oyunlarda 10 yıldır var ve Cyberpunk'a gelmesi çok uzun sürdü. Ki gelen değişikliklere baktığınızda öyle çığır açıcı değişiklik de yok. Mesela en basiti gelen değişikliklerden biri altı patlarlara susturucu takılmasını önlemek. Yani bunun gelmesi oyunun çıkışından 2 yıl sonra gördü. Büyük değişikliklerle gelen buna baktığınızda ya da büyük değişikliklerin çoğuna baktığınızda aslında ilk çıktığında oyunda ne kadar ilgilenmediklerini fark ediyorsunuz. Sonuç olarak çoğunu düzeltmişler. Peki bu değişiklikler oyunu farklı hissettiriyor mu? Evet hissettiriyorlar. Farklı bir şey oynuyormuş havasına kesinlikle giriyorum. Peki sırf bu güncelleme için tekrar baştan başlanır mı? Ona da evet. Eğer daha önceden hatalardan, eksikliklerden veya basit sorunlardan dolayı oyuna giremediyseniz bence kesinlikle ikinci şans vermeniz lazım. Veya sırf oyun hakkında konuşulanlar gözünüzü korkuttuysa kesinlikle şu an girip deneyin. Hata yok demiyorum, hala var. Oyun kıranını bayadır karşılaşmadım ama. Buradan Phantom Liberty'ye geçiyorum. T videonun başında dediğim gibi 2,5 saatlik oynayışımdan hikayeden spoiler vermeden bahsedeceğim. Özellikle şunu diyerek başlamalıyım. DLC için inanılmaz sinematik ve sunum kasmışlar. Aynı Blood and Wine'da yaptıkları gibi. Hikayenin kendisi en azından başı ilgi çekici. Ana oyunun hikayesini beğenmemiş olanları bile çekebileceğini düşünüyorum. Beğenmiş olanlar zaten sever. Başı için konuşursam tempo iyi. Daha Doktan'ın tam açık dünyasına çıkmadım ama gördüğüm kadarıyla o pisliğin, yozlaşmışlığın has safhada döndüğü, kara borsa eşyaların satıldığı mekanı güzel yansıtmışlar. Bu süre içerisinde bir de boss savaşı yaptım. Savaş öyle mükemmel değildi ama dediğim gibi bayağı sunum kasmışlar. Bu yüzden sıkılmadım da. Ki böyle kıyasladığımda ana oyundaki çoğundan da iyiydi. Ha diyebilirsiniz ki ana oyunda doğru düzgün boss savaşım var ve ben de size haklısınız diyorum. Yeni gelen yetenek ağacı ile ilgili düşüncelerimi inşallah haftaya yapacağım videoda söyleyeceğim. Son. Valla uzun bir video olmuş gibi geliyor. Buraya kadar izleyenler varsa şimdiden teşekkür ederim. Elimden geldiğince anladığım kadarıyla detayları anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur ve bu güncellemeden sonra Cyberpunk kafanızda bir yere oturmuştur. Oyunu bırakıp kanala odaklı katıl butonu açtım. Katılı özel olarak bir ayrıcalık şimdilik planlamıyorum. O yüzden alanlar sadece destek olmuş olacak ve bu kadar. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.